Evet başkanım, dün Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saldırı düzenlendi ve ülke olarak gündem oldu. Bu saldırıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Valla saldırıyla ilgili ne diyebiliriz? Bugün zaten Cumhuriyet Halk Partisi il teşkilatıyla Trabzon'da meydan Atatürk alanında bir basın açıklamamız oldu. Orada söyleyeceklerimizi söyledik ama burada da ifade etmeliyim ki tabii Türkiye'de 31 Mart seçimleri öncesinde özellikle Cumhur İttifakı'nın oluşturan partilerin liderleri onların dışında kalan siyasi partilere Pennsylvania ile Kandil ile PKK ile eşitleyen bir anlayış ortaya koydular. Aslında bu çok tehlikeli bir durumdu. Neticede Türkiye'de bir mahalli idareler genel seçimleri yapılıyordu. Daha demokratik bir olgunluk içerisinde seçimi getirirken böyle söylemlerle ortamı gerdiler. Biz her defasında özellikle biz İYİ Parti olarak hem Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hem de biz ilde yaptığımız çalışmalarda, sahada asla böyle lafların edilmemesi gerektiğini, bunlar insanların sınır uçlarını şey ediyor, sınır uçlarına dokunuyor. Bu ortamı geriyor, toplum ötekileştiriliyor. Dolayısıyla bu tür söylemlerden uzak durulması gerektiğini söyledik ama bunu muhataplarımıza maalesef anlatamadık. Ve netice itibariyle işte dediğiniz gibi dün Ankara'da bir şehit cenazemize katılmak üzere giden ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na menfur bir saldırı düzenlendi. Bu saldırı dediğim gibi seçim öncesinde o ötekileştirilmenin, o kamplaştırmanın, o seçim atmosferinde kendi seçmenini konsolide etmek için edilen lafların bir sonucu olarak tezahür etmiştir. Bu aslında Türk demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bunu nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Bir de tabii bunun bir yan şeyi de var. Türkiye'de hiç beklemedikleri, özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi illeri kaybetmeleri bunu içselleştiremedi maalesef. Zaten onu içselleştiremediklerini İstanbul seçimlerinde yaptıkları çalışmalarla, çevirdikleri entrikalarla görmüş olduk. Onun da payı oldu. Onu da AKP sanki bir mağduriyeti oynamış gibi İstanbul seçimlerini manipüle etmeye çalıştılar ama sağ olsun yine YSK onların o anlayışlarına boyun eğmeyerek seçimi sollandırdı. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemde de YSK'ya yaptıkları itirazlar neticesinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı tescillenecek. Ama dediğim gibi bütün bu olaylar, bu tür olayların yani bu işte bu seçimlerin içselleştirilmemesi veya 31 Mart mahalli idare seçimlerinden önce yaptıkları sözler dolayısıyla toplum gerildi ve işte orada patladı. Mesele bundan ibarettir. Çok Türkiye için hakikaten kara bir gündü dün. Biz İYİ Parti olarak bunu hem Trabzon'da hem bütün illerde il başkanlarımız, genel merkezimiz zaten genel başkanımız dün Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel merkezlerine ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Biz de burada hem Trabzon il teşkilatlarına, teşkilat mensuplarına ve Türkiye'deki bütün Cumhuriyet Halk Partileri geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Menfur bir olaydı, üzüntü vericiydi, hepimizi üzdü. İnşallah bundan sonra akıllarını başlarına alırlar ve toplumu sükunete, hükümet olarak sükunete davet ederler. Ve bundan sonra da böyle olayların yaşanmaması için tedbir alırlar. Başkanım, saldırı yapanların bir tanesi, yumruk atan kişi bu sabah gözaltına alındı.
AK Parti tarafından açıklama geldi. AK Parti üyesi olduğu anlaşıldı ve kendisinin AK Parti üyeliğinden çıkartılacağı söylendi. Bununla ilgili nereye söyleyeceksiniz? Vallahi böyle büyük bir olayı gerçekleştiren bir kişi için sadece üyelikten çıkarılması belli ki aynı modda olduklarını görüyoruz. Bu çok üzücü. En az olayın yaşandığı, yaşanan olay kadar, yani saldırı kadar bana göre vahim bir durum olduğunu söylüyorum. Aslında bu olayı yapanlar, arkasında kim varsa bütün şer odaklarıyla birlikte ortaya çıkıp bunlar en ağır cezayı yemeleri gerekiyor. Yani bunlar adalete teslim edilip adalet bunlara gereken cezayı vermesi gerekiyor. Sadece parti üyeliğinden yani bir Türkiye'de bir ana muhalefet partisi liderine birisi saldırıyor. Hatta ve hatta eve sığınıyor. Evin yakılmasını isteniyor. Böyle bir güruh birinci faili sadece üyelikten çıkarmakla olayı kotarmaya çalışıyorlar. Hakikaten çok yazık, çok ayıp. Türkiye'ye çok büyük kötülükler yapıyorlar. Başkanım, olan saldırı da yani saldırı esnasında tam o saatlerde de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yapılan mitingi vardı. Birinci sebep, yani bu saldırı yapılmasının sebebi İstanbul'daki mitingin gölgelenmesi miydi sizce? Yani ben ona çok şey vermiyorum, ihtimal vermiyordum. Bu organize olmuş bir olay. Bunun arkasında mutlaka birileri vardır. Anlık yapılmış, anlık refleksle yapılmış bir olay değildir. Olsa münferit bir kişi yapardı. Çünkü orada toplu olarak bir linç girişiminde bulunuldu. İstanbul mitingiyle ben çok onu ben ilişkilendirmeyi şey etmiyorum. Yani doğru görmüyorum. Böyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Orada tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılmış bir suikasttır bu aslında. Bir suikast bu. Başkanım, son soru. Siz Trabzon il örgütü olarak Ankara'ya Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretle bulunmayı düşünüyorsunuz? Valla şu anda genel merkezde, biz genel başkanımızla genel merkezde diyalog halindeyiz. Genel merkezimiz o anlamda teşkilatlara bir şey verirse, ben akşam Sayın Bakanımızla görüştüm. Trabzon'daki bu telin toplantısına katılma yönünde görüş istedik. Bundan memnun olacaklarını, katılmamız gerektiğini söylediler. Dolayısıyla onunla ilgili de bir arkadaşlarla bir toplantı yapacağım. Mutlaka genel merkezin onayına da şey edeceğiz ama genel merkez ona çok olumsuz bakacağını zannetmiyorum. Hatta ondan çok memnun olacaklarını da inanıyorum. Dolayısıyla en yakın zamanda da dediğin gibi arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunacağız. Onu da sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Öyle bir çalışmamız olacak. Çok sağ olun. Evet.